Havalar soğudu, kış mevsimi kapıda, yurdun birçok bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre de 25 Kasım'da ticari araçlar için İstanbul'da zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak. Peki lastik alırken nelere dikkat etmeli ve aslında 4 mevsim lastik, yazlık lastik ve kışlık lastiğin aralarındaki farklar ne? Bunu da yayın konumuzla birlikte konuşacağız. İleri sürüş uzmanı Cengizhan Kutlu ile birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tüm sürücülere güvenli sürüşler diliyorum. Uygulama başlıyor. Bu uygulamayla birlikte nelere dikkat etmeli sürücüler? Öncelikle kış aylarını geldiği zaman mutlaka kış lastiklerimizi takmalıyız. Şu anda ülkemizde tüm ticari araçlarda 1 Aralık 1 Nisan arasında zorunluluk başlamaktadır. İstanbul Valiliğimizin aldığı karara göre de 25 Kasım itibariyle tüm ticari araçlarda kışlık lastik taktırmak zorunluyuz. Neden kışlık lastik takmak zorunlu? Çünkü hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde mutlaka kışlık lastik taktırmak zorundayız. Kışlık lastik yoldaki tutuşu artırmaktadır. Bu yoldaki tutuşu artırdığından dolayı da yol güvenliği daha da artmaktadır. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi kış lastiğimizin mevsime girerken aşınmış olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Kış lastiklerinde 4 milim, yaz lastiklerinde 3 milim altına derinliklerin inmemiş olması çok önemli. Yine lastiğimizin yılına herhangi bir yerinde bir yıpranma olup olmadığına bakmamız çok önemli. Çünkü aksi halde performans alamayız lastiklerimizde. Şöyle yakından da bakalım mı? Kameraman arkadaşım da gösterecek. Bu soldaki kışlık lastik, sağdaki de yazlık lastik olarak biz buraya konumlandırdık. Aralarındaki fark nedir peki? Kışlık lastiklerde 3 tepeli, 3 zirveli işaretle beraber kar sembolü bulunmaktadır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca M ve S işaretleri, M artı S işaretleri de kar ve çamurlu zeminde lastiğin güvenli sürüş sağlayacağını göstermektedir. Yine lastiklerimizdeki 195 ibaresi burada her lastikten değişmekle beraber bu lastiğin enini göstermekte. 65 ibaresi en boy oranını göstermekte. R15 oranı da jantın genişliğini göstermektedir. Mevsimsel olarak değişmekle birlikte harflerde, örneğin bu lastiğimizde V rakamı, lastiğimizin maksimum göstereceği, şuradan gösterebiliriz. MV7 burada 240 kilometre hızla gidebileceğini göstermektedir. 22-23 4 haneli rakamda 22 haftayı, sonundaki rakamda yılı gösterir. Yani 22. hafta 2023 yılında imal edilmiş bir lastiğimizdir. Bu da güvenli bir lastik olduğunu, bu lastikle sürücülük yapabileceğimizi göstermektedir. Lastiklerin üzerinde tarihler de var. Sürücüler evet, özellikle onlara dikkat etmeli mi? Çok etmeli. Yani bu 4 haneli rakam haftayı, ilk 2 rakam yani 22. haftada olduğunu, 23 ibaresi de yılı ifade etmektedir. Önümüzdeki sene imal edecek lastikler de bu 2024 olacaktır. Ayrıca 91 rakamı gözükmektedir. 91 de bu lastikle 615 kilo ağırlığı güvenli bir şekilde sürücülüğü yapabileceğimizi göstermektedir. Çok yapılan hatalardan bir tanesi de çekiç yönüne göre ön çekişte arabalarda ön lastiklerin kışlık lastik olarak tercih edilmesi, arkadan çekişli araçlarda arkadan çekişli olarak tercih edilmesi çok yanlış bir uygulama. 4 lastiğin de kışlık lastik olması ve hatta yine ülkemizde çok nadir kullanılıyor, yedek lastiğinde mutlaka kışlık lastik olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 5'li bir set kışlık lastiğimiz olması gerekiyor. 5'li bir setle güvenli sürücülüğü çok rahatlıkla yapabiliriz. Yine istatistiklerden Yusuf Bey, 50 km hızla gittiğimiz zaman yazlık lastikte 44 metrede dururken kışlık lastikte 36 metrede durulduğu tespit edilmiştir. Yine yazlık lastikte zincir takıldığı zaman 45 km hızla gidildiği zaman bu 32 metrede durulduğu, kışlık lastiğe zincir takıldığı zaman 12 metreye kadar bu fren mesafesinin durduğu ispatlanmıştır. Bu da güvenli sürücülük açısından çok önemlidir. Peki, uygulamalı olarak da gösterelim. Yazlık lastiğin biraz daha derinliğinin evet, fazla olduğunu görüyoruz. Üzerinden kar bıraktığımız zaman üzerindeki etkiyi de görelim. Evet, yani yazlık lastikte kar kalıyor. Kışlık lastikte de kar yüzeye dağılıyor ve lastiğin üretim ve içinde kullanılan kauçuk ve kimyasallardan kaynaklı da sertleşme daha az oluyor ve kanallardaki lastiğin uzun süre karın kalmaması ya da buzun kalmamasına neden oluyor. Bu da lastiğin tutuş hızını
tutuş mesafesini, yola güvenli sürücülüğü daha sağlamaktadır. O sebeple de Kasım ayı girdiği zaman ülkemize mutlaka kışlık lastiklerin tüm sürücülerin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sürüş uzmanı Cengizhan Kutlu yayın konuğumuzdu. Sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşmuş olduk diyelim ve sözü size bırakalım.